Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Hazır portakallar çıkmışken, kereviz zamanı gelmişken portakallı bir kereviz yapalım dedik. Hem zeytinyağlı hem de meze olarak kullanılabilecek harika bir yemek oldu. Üstelik çok da basit. Nasıl yaptığımı hadi gelin videomuzun devamında izleyelim. Sevgili arkadaşlarım, bugün size hem çok kolay hem de çok lezzetli harika güzel bir zeytinyağlı tarifi vereceğim. Hemen başlamak istiyorum. Zaten 3 dakikada hazırlayacağınız bir yemek tarifi olacak bu. Şöyle bir adet küçük boy soğanımı düdüklü tencerede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Hızlı olması açısından. Bir adet küçük boy soğanımı ekliyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağı zeytinyağımı ekliyorum. İki adet orta boy kerevizim vardı. Onları da böyle küp küp doğradım. Onları ekliyorum. Bir adet havucumu da yine böyle şekilli doğradım. Tabii ki siz normal şekilde de doğrayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir adet portakalın kabuğunun rendesini ekliyorum. Mis gibi portakal kokacak yemeğiniz arkadaşlar. Ve şöyle yarım su bardağı portakal suyu ve yarım su bardağı da normal suyu ekliyorum. Yani toplamda bir su bardağı oluyor. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve bir çay kaşığı da toz şekerimi ekliyorum. Tamamını şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Mis gibi böyle portakal kokan, hem zeytinyağlı olarak kullanabilirsiniz, hem salata olarak kullanabilirsiniz, hem de meze olarak kullanabilirsiniz. Evet, şimdi düdüklü tenceremin kapağını kapatacağım ve daha sonra onu ocağa götüreceğim. İlk basınç oluştuktan sonra arkadaşlar 20 dakika pişireceğim. Ve sonrasında da yemeğim, zeytinyağlı yemeğim hazır olacak. Yemeğim sadece bu kadar. O kadar kolay bir yemek tarifi verdim size. Şimdi hadi onu pişirelim. Ve arkadaşlar, portakallı kerevizim hazır. Soğuk soğuk tüketin efendim. Hem meze olarak hem zeytinyağlı olarak tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve mis gibi kokuyor. Hem de bol vitaminli, tam kış günlerine uygun bir güzel zeytinyağlı oldu. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.